Huawei ile ilgili son gelişmelerden sonra artık bu iş iyice yalan rüzgarına döndü. Bu videoda anlatacaklarım Huawei ile ilgili olanlardan daha çok son olan gelişmeler üzerine. Eğer öncesini merak ediyorsanız videonun herhangi bir yerine, şu an göreceğiniz herhangi bir yerine yerleştireceğiniz önceki videoya gidip bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu ondan sonrasını konu alacak. Çünkü bu Huawei ve Trump yönetimi arasındaki problem öyle bir hale geldi ki artık her dakika, her günü geçtim, her dakika yeni bir gelişme oluyordu. Yaklaşık üzerinden bir hafta civarında bir süre geçti ve artık olay bambaşka bir hale geldi. Hatta biraz da normalleşmeye başladı da diyebiliriz. Şimdi o videonun devamında kalan yerden ben alayım ve onun sonrasında ondan atmaya devam edeyim. ARM işlemciler de Huawei'ye karşı artık sözleşmesini sonlandıracağını söyledi. Halka böyle bir açıklamada bulundu ama bu çok büyük bir darbe olmuştu. Çünkü hani bizim gibi rol yapma oyununu oynuyorsanız veya işte FPS oyununu oynuyorsanız hani kritik vuruş diye bir şey vardır orada. ARM'ın bu kararı gerçekten de Huawei'ye karşı bir kritik vuruş oldu. Çünkü ARM işlemcinin temel mimarisi anlamına geliyor. Yani siz ne yaparsanız yapın eğer ARM'ın lisanslarına sahip değilseniz işlemci üretmeniz tamamen zora hatta imkansız bir hale giriyor. Hani bu işletim sistemine çok benzeyen bir şey değil. İşletim sistemi için zaten büyük yatırım yapmanız ve Ar-Ge yapmanız gerekirken işletim sistemi bir kenara koyup işlemci üretmeyi düşünüyorsanız o zaman işler çok bambaşka bir hal oluyor. Çok daha bilimsel ağır bir konuya el atıyorsunuz demektir. Tüm bunlar oldu. Sonra böyle bir 3 ay boyunca işte bir süre verdik. Bu arada destekler alınmaya devam edecekti, verilmeye devam edecekti Google tarafından diye bir açıklama oldu. Bu da bu G20 zirvesine yakın bir döneme denk geliyor 3 ayın sonunda. Şimdi orada herkeste bir ışık yandı. Yani Trump yönetimi bir sopa gösterdi Huawei'ye karşı ama bir anlamda bir yumuşama mı acaba söz konusu diye. Çünkü şunu söyleyeyim size. Huawei dediğimiz firma öyle hani çok küçük veya sıradan veya orta ölçekli bir firma değil. Çok büyük bir firma. Milyar dolarlık cirosu olan bir firma ve üstüne üstlük pazar büyüklükleri söz konusu olduğunda %23 de en yukarıda bulunan Samsung'un hemen arkasında yerleşen bir firma. Apple'dan beraber geçtiğimiz yıllar içerisinde yer değiştiler. Apple ufalırken Huawei büyüdü ve Apple'ın payını şu an aldı. Apple ise onların bir önceki pazar payına düştü. Yani burada %11 ile %18 arasında bir değişim oldu. Yani Huawei %11 iken 18'e fırladı, %23'ten yukarıda Samsung bulunuyor. Onun eski yerine de Apple geçti. Yani çok hızlı bir ivmeyle yukarıya doğru pazar payını çıkarttı. Şimdi bu o kadar çok anlama geliyor ve o kadar çok şey aslında bunun içerisine hesaba katılmalı ki. Şimdi işlemci tarafında, mimari tarafında işte sözleşmesini sonlandıracak olan ARM'ın en büyük müşterilerinden bir tanesi Huawei. Google'a baktığımız zaman App Store'da en çok Huawei kullanıcı tarafından alışveriş yapıldığını nispeten söyleyebiliriz. Yani burada büyük bir alışveriş söz konusu. Baktığımız zaman bir sürü dağıtıcı, işte bir sürü servis sağlayıcı söz konusu bunun içerisinde. Yani böyle bir şey olduğu zaman bu atılan minik damla büyük bir damla haline geliyor ve etkili firmalar da çok büyük firmalar. Yani öyle az bir şeyden bahsetmiyoruz. Peki bir de işin perde arkası var. Başka dedikodu söz konusu. Aslında Trump yönetimi bunu niye yaptı diye. Şimdi 5G deyip duruyorum ben bir süredir. Hatta tabii ki teknolojiyle ilgili tüm editörler bundan bahsediyorlar. 5G dediğimiz şey 4G'den çok daha büyük bir adım. 5G ile beraber hayatımız ciddi anlamda değişecek. Bu bahsettiğimiz şey işte 4G'den çok daha hızlı, 20 katı daha hızlı bir internet hızına kavuşacağızdan falan kalacak bir şey değil. 5G ile beraber nesnelerin interneti dediğimiz bir kavram gelecek. Bunu zaten Benay biliyor. Ve etrafımızdaki tüm cihazlar birbirinden konuşmaya başlayacak. Çok daha büyük bir veri transferinden bahsediyoruz. Ve başka bir şey söyleyeyim. Bu rakamları bu arada teyit etmedim. Bunlar elime geçen rakamlar yalnızca ama bununla ilgili elimde bir resmi araştırma yok ama milyarlarca dolarlık bir milli gelirden bahsediyoruz. Amerika'nın kaybedeceği. Çünkü 5G yarışında Amerika geriye düştü Çin tarafında. Çin şu an önde. Milyonlarca insanın istihdamından bahsediyoruz. Ve en önemlisi bu 5G'nin yönetimiyle beraber buradaki hakim olunacak verinin hem büyüklüğünden hem de detayından bahsediyoruz. Yani burada iş bana sorarsanız dönüp dolaşıp aslında hepimizin sezdiği veya bildiği gibi siyasi çıkarları ve tabii ki dünya kurulduğundan beri var olduğu üzere, insanlık dünya üzerinde yürümeye başladığından beri var olduğu üzere paraya dayanıyor. Benim şahsi fikrim bu işin yavaş yavaş yumuşamaya başladığı yönündeki aldığımız veriler de öyle. En son işte Wi-Fi bir SD tarafında bir SD kart tarafında bir geri adım atıldı. Google'ın kendi beta programında Huawei'in bir telefonu görüldü. Beta programından çıkartılmıştı, tekrar geri döndü. Böyle bir yumuşama söz konusu ama hala çok netleşmiş değil durum. Bu arada Huawei Texas'ta Amerika'ya karşı bir dava açtı. O da başka bir süreç. Yani işler enteresan bir şekilde çok farklı yönlere doğru gitmeye başladı. Bir yumuşama söz konusu. 3 ay sonunda şunu görürseniz şaşırmayın. İşte Çin yönetiminden ABD yönetimi konuştular ve anlaştılar. Huawei yoluna devam ediyor gibi bir şey karşımıza çıkabilir. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Son gelişmelerde bunun ibaret. Belki bir hafta sonra bu video desteklemiş olabilir ama sanırım artık o eski ivmesini ve hızını kaybetti bu gelişmeler. Peki sorunuzun, daha önce videoda cevabını verdiğim sorunuzun cevabını tekrar vereyim. Şu an elinizdeki Huawei cep telefonları ne olacak? Bunları kullanmaya devam edeceksiniz gibi görünüyor. Google tarafında desteği almaya devam edeceksiniz gibi görünüyor. Şu anda bir sorun yok gibi görünmekte ve bence ileride de olmayacak. Ama önümüzde Trump gibi bir siyasetçi var. Trump her an fikir değiştirebilir. Hiç bilmediğimiz, çünkü küçük piyonlarız, hiç bilmediğimiz rüzgarlar yukarıda esip bizi farklı bir yere doğru süpürebilir. Başka bir şey daha söyleyeyim. Tüm bunların içerisinde Türkiye'nin konumu ne? Çin'de kazansa, Amerika'da kazansa biz sonuçta bir şey üretmediğimiz için ülkece maalesef burada müşteri olarak kalmaya ve bu ülkelerin pazarı olmaya devam edeceğiz. Benden şimdilik bu kadar. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.